Maalesef ülkemiz 15 Temmuz'da ağır bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Benim yani yaşım 60'ı geçmiş. Bakıyorum yaşadığım en ağır travmatik olay bu ülkemiz açısından. Birçok insanımız şehit oldu, yaralandı. Hayati tesislerimizi bombaladılar bunlar. Kendi insanların üzerine, savunmasız vatandaşların üzerine ateş açtılar. Üstten bomba yağdırdılar. Bu da tabii insanımızı psikolojisini olumsuz yönde etkiledi. Ben buraya gelen hastalardan da görüyorum. Hemen herkesi az veya çok etkiledi bu durum psikolojik olarak. Bir defa bir takım psikolojik rahatsızlıkları olanların rahatsızlıklarını artırdı, daha şiddetlendirdi. Ölüm korkusu meydana getirdi. Düşünün bir gece evinizde rahat oturup çay içiyorsunuz, televizyonunuzu açtınız, bir darbe görüntüsüyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Tanklar insanların üzerine ateş açıyor. Korkunç ölenler, yaralananlar, havadan jetler, alçak uçuşlar yapıyor. İnsanlarda dediğim gibi ölüm korkusu olanların ölüm korkusunu arttırdı bu. Anksiyete dediğimiz kaygı bozukluğu, endişe içerisinde olan kişilerin endişelerini arttırdı. Hiçbir rahatsızlığı olmayan kişilerin yine bir takım bu şekilde rahatsızlıklar ortaya çıkmasına yol açtı bu durum. Panik hastalığı olanların paniğini arttırdı. İnsanların kendisine ve çevresine, milletine olan güvenini azalttı. Ordusuna olan güvenini azalttı. İnsanlar kendisini emniyette görmemeye başladılar. Gelecekleri hakkında bir takım belirsizlikler ortaya çıktığı için o da ayrı bir problem oluşturdu. Kendilerinin geleceği için, özellikle çocuklarının geleceğini düşündüğü zaman biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz deyip akıllarına Suriye görüntüleri geldi. Irak'taki veya başka buna benzer ülkelerdeki görüntüler geldi insanların aklına. Ve bunlardan dolayı bir moral bozukluğu, bir güvensizlik ortaya çıktı. Bir de tabii burada kainatın imamı, Mehdi, işte yok Mesih gibi, Allah'la görüşüyor haşa gibi düşüncelerle inanılan, adeta tapılan bir Fethullah Gülen gerçeği var. İnsanlar bunu böyle görünce böyle olmayanı insan yerine koymuyor. Adeta yerde dolaşan böcekler gibi görüyor. Onları ezmeyi kendisine hak görüyor yani şey olarak. Çünkü kendisi Allah'ın has kulunun, haşa Allah'ın yeryüzündeki gölgesinin yakın olduğu için böyle olmayanlar öldürülmeye layık görüyor ve her türlü kötülüğü yapmaya layık görüyor. Dikkat ederseniz sadece öldürmeleri değil, onların konuşmaları, insanlara davranışları, hepsi aşağılama şeklinde. Bir nefret var, bir soğukluk var. Bu şekilde görüyorum. Yani burada bir patolojik, bir anormal bir durum var. Ve bu insanlar kapılmışlar buna. Adeta birer zombi gibi, birer robot gibi kapılmışlar. Yani bunların hepsi birer canlı bomba. Şu an hükümet bunları devletten, bir takım yönetimden, memurluktan uzaklaştırıyor. Çok da iyi ediyor. Çünkü buna bağlı olan insanların her an her türlü kötülüğü yapabileceklerini görüyoruz. Yani burada özellikle başta Cumhurbaşkanımız tabii, Başbakanımız çıkıp televizyonlarda konuşma yapması, darbeye karşı direnmeyi önermesi, insanlara sokağa çıkmasını istemeleri çok büyük bir olay oldu gerçekten. Darbecilerin hesabını alt üst eden ne oldu? Düşünün bir tank geliyor, tankın etrafında yüzlerce insan, tank kıpırdayamıyor yerinde. İçerisinden çıkarıyorlar askeri. Tabii arkadaş anlatıyordu, askeri çıkardım, ya başçavuş mu çıkardı? Asker altına çişini yapmış diyor yani milleti görünce. Yapacak bir şey yok. Halbuki millet silahsız ve sevgiyle yaklaşıyor. Gel kardeşim yapma, bak evladımsın sen benim diyerek. Bu darbecilerin planını alt üst etti.